Değerli izleyenler, İslam coğrafyasındaki gelişmelerle ana habere devam ediyoruz. Filistin'deyiz. Filistin'de son günlerde Siyonist işgal rejimi tarafından pervasızca cinayetler işleniyor ve dünyayı idare eden, dünya ülkelerini idare eden yöneticilerse bu cinayetlere, bu katliamlara karşı sessiz kalmaya devam ediyor. Önceki gün Filistinli bir genç gün ortasında katledilmişti. Daha buna tepkiler soğumadan bugün yeni bir cinayet daha işlendi. Yine Filistin'de ona yönelik de büyük bir tepki oluştu. Ancak dünya ülkeleri yaşanan bu katliam ve cinayetlere karşı sessizliğini koruyor. Birleşmiş Milletler bir açıklama yaptı bu cinayetlerle ilgili. Ancak o açıklama da yetersiz bulundu. Hüdapar Dış İlişkiler Başkanı Mehmet Eş'in de bugün Siyonist işgal rejiminin Filistin'deki katliamlarına dair bir açıklama yaptı. Siyonist terör rejimi Müslümanları katletmeye devam ederken, dünya ülkelerini idare edenler Filistinlilere yapılan sistematik katliamlara karşı sessiz kalıyor. Önceki gün Kudüs'ün Eskişehir bölgesinin Şam kapısı yakınlarında 25 yaşındaki Filistinli Muhammed Selime'yi insanların gözü önünde katlettiler. Yerde kıvranarak yatan Filistinli'ye defalarca ateş edilen o anlar kameralara yansıdı. İlk ateşten sonra yerde yaralı yatan Filistinli saatlerce bulunduğu yerde kaldı. İşgalciler sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmelerini engelledi. İşgalciler bu olayın ardından bir cinayet daha işledi. Siyonistler Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinli'yi katletti. Filistin Cumhurbaşkanlığı, yaralı iken katledilen Muhammed Selim'in öldürülmesi belgelenmiş bir savaş suçudur açıklamasında bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise yayımladığı bildiride söz konusu olayı kanun dışı adam öldürme olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler bu olayın işgalcilerin Filistinlilere yönelik öldürücü şiddet kullanmalarının ve herhangi bir soruşturmaya maruz kalmamalarının bir sonucu olduğunu kaydetti. Filistin'deki cinayetlere Hüdapar'da sert tepki gösterdi. Hüdapar Dış İlişkiler Başkanı Mehmet Eş'in konuyla ilgili Doğru Haber gazetesine verdiği demeçte Filistinli gencin işgal askerleri tarafından katledilmesini vahşet ve cinayet olarak nitelendirdi. Birkaç işgüzar, kanunları hiçe sayan askerin yaptığı bir olay değildir. İşgal rejimi yaklaşık bir asırdır Filistin halkına sistematik olarak katliam ve soykırım uygulamaktadır. Kadın çocuk demeden masum insanları evleriyle birlikte yakıp yıkıyor. Bunların elebaşları, teorisyen ve politikalarını belirleyenler Sharon'dur, Netanyahu'dur, Isaac Rabin'dir. Bunların hepsi katil ve kasap lakaplı zalimlerdir. Eş'in işgal rejiminin işledikleri cinayetler hakkında bugüne kadar herhangi bir uluslararası soruşturma açılmadığına ve açıklamaların da üstünün örtüldüğüne dikkat çekti. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşlar ikiyüzlü davranıyorlar ve söylemlerinde samimi değiller. Madem kanun dışı adam öldürme yargısız infaz diyorsun, o zaman gereğini yap. Olup olmadığı belli olmayan kimyasal silahlar için Irak halkının başına dünyayı yıktınız ama diğer taraftan nükleer ve kimyasal silahları olan ve bunu sivil halka karşı kullanmaktan çekinmeyen Siyonist rejime karşı bir şey yapmıyorsunuz. Katliamların hesabı sorulmadıkça ve terör rejimi var oldukça cinayetlerin süreceğini belirten Eş'in uluslararası kuruluşları bir kez daha göreve çağırdı.